Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa numarasını hatırlatayım, sadece 104. sayfayı çözeceğiz çünkü fark atıyorum testindeyiz arkadaşlarım. Bugün bu videonun konusu fark atıyorum olacak. Konu neydi? Çarpanlara ayırma ve ondan önceki konular arkadaşlarım. 4 tane birbirinden güzel, kendine has yorumu olan sorular çözeceğiz. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz videomuza başlayalım, çözümlerimize başlayalım. Evet, ilk sorumuzda bize ne demiş bir bakalım. Şimdi diyor ki bakın, A ve B ardışık doğal sayılar olmak üzere, bu Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bulduğu bir şey diye hatırlıyorum ben matematikte. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Marifetname kitabında da anlatır arkadaşlar bu yöntemi. A ve B ardışık doğal sayılar olmak üzere kök 2 sayısı A ile B iki tane ardışık sayının arasındayken, tabi doğal olarak x sayısı da, kök 2'sin karesinden bahsediyoruz, x sayısı da nerededir? A kare ile B kare arasında olur. Bu eşitsizliği sayı doğrusunda gösterecek olursak eğer, buradaki x sayımız arkadaşlar A kare, burası da B kare. A kare ile x'in arası m birimse, A kare ile B karenin arası da n birimse, kök x'in yaklaşık değerini a'ya, yani şuradaki alt sınıra, m bölü n, yani şunun tamamına oranını ekleyerek kök x'in yaklaşık değerini bulabiliyoruz. Bu bağıntıya göre kök içerisinde 252 sayısının yaklaşık değeri hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle 252 sayısının hemen solundaki ve hemen sağındaki karesel sayıyı görmemiz lazım bizim. 252'den daha büyük olan karesel sayı 16'nın karesi olan 256'dır. 252'den önceki de o zaman 15'in karesi olan 225'tir. Şimdi 15'in üzerine eklememiz gerektiğini anladık. Çünkü bu sayı 15 ile 16 arasında artık. 15 artı 225'in 252'ye olan uzaklığına bakacağız önce, ki 27 birimdir. Şu kısımda arkadaşlarım 252 ile 256'nın arası 4 birim olduğu için 27, 4 daha, buranın tamamı 31 birim olur. Demek ki ben 15'in üzerine 27 bölü 31'i ekleyeceğim. İyi de şıkların hepsi 15 küsür. Ben bu 27 bölü 31'in kaça eşit olduğunu nereden bulacağım diyorsan, onu da şu şekilde hesaplayacağız. 27'yi kalkacağız, gideceğiz, 31'e böleceğiz. Şimdi buraya bir 0 ve buraya bir 0 ekleyip virgülü attık. 270'in içerisinde 31 8 defadır ve 8 kere 31 248 yapar. Çıkardığınız takdirde bu kısım arkadaşlarım 22 gelecektir. Bir 0 koydum, 220'nin içerisinde 31 7 defadır. 7 kere 31 arkadaşlar, o da 217'dir. Çıkarırsanız 3 gelir. Yani 0.87'ye, yaklaşık olarak 0.87'ye eşit olduğunu da gördük. Neden burada bıraktım bölme işlemini? Çünkü bütün şıklarda gördüğünüz üzere virgülden sonra 2 tane basamak konulmuş ki bizim aradığımız cevap 15'in üzerine 0.87'yi ekleyen cevap. Yani D seçeneğindeki 15.87 olacak. Bu sayede çoğu bütün köklü sayıların, sevgili arkadaşlarım, yaklaşık değerlerini bu şekilde hesaplayabilirsiniz. İkinci sorumuza bakalım. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır. Aşağıda ayrıt uzunlukları birim cinsinden belirtilen 4 tane dikdörtgenler prizması da verilmiştir. Yani bütün ayrıtlarını çarptığın takdirde hacmini bulursun diyor bize. Şimdi mesela buradaki turuncu renkli dikdörtgenler prizmasının hacmi a kare parantezinde a eksi b'dir sevgili arkadaşlarım. Buradaki mavinin alanı hacmi ise a ile b'yi çarptım, ab parantezinde a eksi b'dir. B ile b'yi çarptım, b kare parantezinde a eksi b'dir. B hepsini çarparsanız da b küp gelecektir. Şimdi birincisinin hacmini şuraya yazalım. A küp eksi a kare b yapar. İkincisi ab ile a'yı çarparsanız a kare b gelir. Eksi ab ile b'yi çarparsanız a b kare gelecektir. B kareyi içeri dağıtırsanız b kare a eksi b küp gelecektir. Ve sonuncusu da b küptür zaten. Şimdi gelin öncüllerimize bakalım. Ne demiş, hangileri doğrudur diye soruluyor. Pekala, ilk öncülümüze bakalım.
1 ve 3 numaralı prizmalar üst üste eklendiğinde oluşan cismin hacmi a eksi b ile a kare artı b karenin çarpımı kadardır demiş. Şimdi 1 numara bu, 3 numara bu. Arkadaşlarım, şu kısımda a eksi b'yi a kare artı b kareye dağıtırsanız a küp eksi b küp artı ab kare eksi a kare b gelir. Acaba gerçekten şu işaretlediğim mavilerin toplamı bunu verir mi? Bakın a küp b küp a küp eksi b küp ab kare ab kare ab kare ve eksi a kare b eksi a kare b. Evet, gerçekten veriyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Şimdi gelin ikinci öncüle bakalım. 2 ve 4 numaralı, yani şununla şunu üst üste koyup o cismin hacmini hesaplarsak eğer bunu bulursun demiş. Toplarsak bakın a kare b a kare b eksi a b kare eksi a b kare ve b küp b küp doğru. İkinci de doğru. Üçüncüye bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 numaralı prizmalar yan yana eklendiğinde oluşan cismin hacmi a küp birim küptür. Tamamını topla demiş. Bakın eksi a kare b ile artı a kare b eksi a b kare ile b kare a ve eksi b küple b küp giderse geriye sadece a küp gelir. O da zaten bize öyle söylüyor 3. öncülde. Bu da doğru olduğu için doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap E şıkkıydı sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 3. sorumla. 3. soru nasıl diyeyim, böyle YGS döneminin ve hatta ÖSS döneminin böyle meşhur zor sorularından arkadaşlar. Hani ciddi anlamda böyle bizim zamanımızda falan sınavlara girerken böyle bazı yayın evleri vardı. Sadece o yayın evlerinde bulabilirdik bu tarz soruları. Metin yayınlarını da o eski tarihten kalma çok güzel soruları gün yüzüne burada karşımıza çıkardığı için bence mutlu olmamız gerekiyor. Kare biçimindeki 3 kartonun alanları toplamı 90 çarpı 80 çarpı 70 çarpı 60 birim kare olduğuna göre bu karelerin birer kenarının uzunlukları toplamı bunlardan hangilerine eşit olabilir diye soruluyor. Şimdi kare şeklinde sevgili arkadaşlarım şöyle 3 tane kartonumuz var bizim. Bu kartonun alanları toplamı buymuş. Şimdi bu 90 çarpı 80 çarpı 70 çarpı 60'ın sonundaki sıfırları görmeyin ki onlar 10 üzeri 4 yapacaktır zaten. Ya da 100'ün karesi diyebiliriz. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6'ya bakalım biz. Arkadaşlarım 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 demek 72 ile 42'nin çarpımı demektir. 9 kere 8 72, 7 kere 6 42. Şu 42'nin İkisini alıyorum, 72 ile çarpıyorum orayı. Yani 144 çarpı 21 de diyebiliriz biz aynı şeye. Çünkü burası 21 kere 2'dir. Şu 2 ile 72'yi çarptınız, 144 dediniz. 144 de biliyorsun ki 12'nin karesidir. Çarpı 21 olarak kalsın. Tabii bir de bizim 100'ün karesi diye bir çarpanımız vardı. Yani arkadaşım 100'ün karesi çarpı 12'nin karesi çarpı 21'miş. Aslına bakarsanız bu karelerin alanları toplamı. Şu ikisinin üstleri 2 olduğu için bunları aynı anda tabanlarını çarpıp yazabiliriz. Yani 1200'ün karesi çarpı 21. Şimdi orada duralım. 21'i çok güzel bir şekilde parçalayabiliriz ki karesel olsun da istiyoruz. 16 artı 5 diye yazalım. Bakın 16 4'ün karesidir biliyorsunuz. Hatta ve hatta 5'i de karesel olarak yazmak istersek eğer onu da şu şekilde yazalım bakın. 4 artı 1. Yani böylelikle 1200'ün karesi çarpı 16 4'ün karesidir. 4 2'nin karesidir. 1 de 1'in karesidir. Şimdi o halde ben şunu yazabilirim artık. 1200'ün karesini içeri dağıtırsanız şunu da şunu çarparsanız 4800'ün karesi gelir. Bununla bunu çarparsanız 2400'ün karesi gelir. Ve şununla şunu çarparsanız da tabii ki yine 1200'ün karesini elde edersiniz. Çünkü 1 ile çarpıyoruz zaten. Şimdi bunlar neydi? Bu karelerin alanları toplamı. Mesela bu karenin bir kenarı A ise burası A karedir. Bununki B ise B karedir alanı. Bununki C ise de C karedir. A kare artı B kare artı C kare. Bize bunu veriyorsa bakın arkadaşlarım demek ki bizim bir karemizin bir kenarı 4800. Diğer karemizin bir kenarı 2400. Ve son karemizin bir kenarı da 1200 olacakmış. Bize de zaten bu karelerin birer kenarlarının uzunlukları toplamı denilmiş. Yani ben 4800 artı 2400 artı 1200'ü toplamam gerekiyor. Toplarsanız da 8400 cevabını bulursunuz. Bu da sadece ikinci öncülde olan bir sayı olduğu için doğru cevap yalnız 2 olacaktı sevgili gençler. Gerçekten hoş ve şık bir soruydu.
Devam ediyorum dördüncü ve tabii ki hem bu videonun hem de fark atıyorum testinin son sorusuyla. Birbirinden farklı negatif olmayan a, b, c ve d gerçel sayıları için bakın kök a a'ya eşit ki burada a sayısı ya sıfırken ya da birken bu geçerli olur. Kök b de b'ye eşitse b sayısı da sıfır veya birdir. Birbirinden farklı dediğine göre a sıfırken b bir veyahut a birken b sıfır olabilir. Diğerlerini yorumlayacak olursak da kök C, C'den daha büyük ilginç bir şekilde. Kök D de D'den daha küçük. Kök D'nin D'den küçük olmasını bekleriz ama kök C nasıl C'den küçük olabilir, C'den büyük olabilir? Tabii ki C 0 ile 1 arasındayken. 0 ile 1 arasındaki sayıların kare kökleri sevgili arkadaşlarım kendisinden daha küçüktür. Kendisinden daha büyüktür üzgünüm. Pekala o halde. A ile B kesinlikle ama kesinlikle biri 0 öteki 1 olacak. Bakın burada C'yi 1 seçmiş yalan söylemiş. C'yi 0 seçmiş bu da yalan. Bakın C'yi 0 seçmiş bu da yalan söylüyor. A 0 iken B 1, B 0 iken A 1. Süper tam da bizim aradığımız gibi. Ve bir de biz ne demiştik gençler? C sayısı kesinlikle 0 ile 1 aralığında olmalı. Yani şuradaki gibi D sayısı da doğal olarak 1'den daha büyüktür. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz bu sorumuza da. 104. sayfamızın çözümünü de bitirdik. Bir sonraki sayfada 4. bölümün tanıtımı var. 4. bölümden sonra sevgili arkadaşlarım yani tanıtımdan sonra da 106 ve 107. sayfaların çözümlerini bir diğer videoda yapacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.